Merhaba arkadaşlar, Ringahing'e hoş geldiniz. Bugün çok kullanışlı bir örnek çalışacağız. Örnek önceden hazırlamadım, beraber öreceğiz. Şöyle bir bebe ipim var örnek için ve ipime göre de şöyle 4 milimim tığ kullanacağım arkadaşlar. Tabii siz projenize göre ip ve ipin kalınlığına uygun olarak da tığ numarasını seçeceksiniz. Şöyle zincir çekerek başlıyoruz ve projeye uygun uzunlukta zincir çekiyoruz, hatta birazcık fazla çekiyoruz. Sonradan motifler yaptıktan sonra, motifleri yapacağız çünkü şimdi, onlara yaptıktan sonra uzunluğu tekrar ölçerek bakarsanız istediğiniz ölçünüz yakaladığı vakit orada birinci sırada kalan ip varsa eğer ki, kalan şöyle zincir varsa eğer ki, onu sonradan kesebilirsiniz. O nedenle bu tarz modellerde biraz fazla zincir çekmekte fayda var arkadaşlar. Bana bu kadar yeterli. Zaten örnek çalışacağımız için. Bakın 1, 2, 3, 4. zincirde. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisinden ilmek alıyorum. Tek olarak örnek başlayacağım arkadaşlar. Bakın şöyle. Tığım üzerine ip aldım ve şöyle bir boş bırakıp ikincisini batıyorum. Şöyle. Tekrar aynı gözlekte çalışıyorum. İsterseniz projenize uygun olarak şöyle ilk sırada bir trabzan olarak bir sıra gidip o zaman sayarak devam edeceksiniz. Aynı gözlek içerisinden ilmek alıyorum ve bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Arada hiç zincir çekmeksizin tığımız üzerine ip alıyoruz ve alttaki gözneklerden 1 2 2 tane boş bırakıp 3. gözneğinden ilmek alıyoruz ve şöyle ikili trabzan örüyoruz. Hemen yandaki gözlekten bir tane daha ikili trabzan ve 3. gözlekte tekrar aynı şekilde ikili trabzan örerek yan yana 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz. Tığımız üzerine ip alıyoruz ve şuradan 1 2 3. 3. gözlekten ilmek alıyorum ve 1 aynı gözlekte çalışacağız. 2 2 tane trabzan, 2 zincir ve yine aynı gözlek içerisinden ilmek alarak 2 tane daha trabzan örüyoruz burada. Şöyle. 1 2 3. 3. gözlekten tekrar ilmek alıyorum ve bir tane trabzan örüyorum. Sıradaki gözlekten bir tane daha ilmek alarak bir trabzan daha. Şöyle. 1 2 3. 3. gözlekten ilmek alıyorum ve trabzanımızı örüyoruz. 1 2 2 zincir çekiyoruz. Aynı gözlekten ilmek alarak bir tane daha trabzan örüyorum. Aynı örüntü sıra sonuna kadar devam edelim. Bir sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bakın hiç zincir çekmeksizin burada bir tane zincir boş bırakıp ikinci zincirden ilmek alıyoruz. Sıra başında da aynı şekilde yapmıştık ve hemen yanında bir tane daha trabzan yapıyoruz. Bu sadece örnek başlarken yapıyoruz. Sonrasında tek trabzanla devam edeceğiz. Eğer ki siz her iki başta da başta ve bittiğim noktada şöyle ikili trabzanlı yapmak istersiniz eğer, öyle devam edeceksiniz örneği. O zaman buradan da bir değil iki zincir bırakırsınız. Şimdi sıramızı döndürüyoruz. Bakın şöyle döndürdüm. Birinci gözlekten ilmek aldım. Biz yine bir zincirle birinci trabzan oluşturdum. Şimdi buradakini boş bırakıyoruz. Bunu saymıyoruz. Burada bakın 1 2 zincir olarak sayıyoruz bunu. Şurada birinci trabzan, sutaj örneğin birinci trabzanını beline dolayarak
Ondan kabartmalı yarım trabzan örüyoruz. Sonraki ilmeği tutuyoruz. Tekrar tığımız üzerine ip alıyoruz. Hemen sıradaki trabzanı, bakın tepeden almıyoruz, belini dolayarak şuradan ilmeğimizi alıyoruz ve yarım trabzan örüyoruz. Tığımız üzerinde 3 tane ilmek göreceksiniz. 3'ü de birden topluyoruz. Tekrar tığımız üzerine ip alıyoruz ve bu sefer şu aradaki 2 zincirin boşluğundan ilmek alarak, bakın tekli trabzan yapıyoruz. Şöyle 1 2. Tekrar tığımız üzerine ip aldık ve aynı boşluğun içerisinden ilmek alarak uç ilmeği de birden boşaltarak tekli trabzan burada yapıyoruz. Bakın şöyle. Tığımız üzerine ip aldım. Sıradaki trabzanını beline dolayarak şöyle ilmeğimi aldım, yarım ördüm, son ilmeği tuttum. Tığım üzerine ip aldım. Sıradaki ilmeğe de yine bakın şöyle belini dolayarak önden kabartmalı trabzan çalıştık, yarım yaptık ve kalan 3 ilmeği de birden topladık. Tığım üzerine ip alıyoruz ve burada arada 3 tane trabzan yapmıştık. Onu da birinci, bakın şöyle arkadan belini dolayarak şöyle kabartmalı. Lastikte bir ters bir düz yaptığımızın ters tarafı burada. Önceki düz yapmıştık. Tekrar burada ortadakini aynı şekilde, bakın şöyle arkadan ip alıyorum ve trabzan örüyorum. Sıradaki üçüncü trabzanı da aynı şekilde arkadan ip alıyorum ve trabzan yapıyorum. Şöyle modelimiz. Bakın bu 3 tane arkadan dolamalı yaptık. Bu ikili, buradaki 2 tane de yarım yarım yaparak ama ondan dolamalı oldu. Sıradakini aynı şekilde, bakın şuradakini, birincisini uygulayacağız. Ondan şöyle geçiriyoruz tığımızı. Yarım örüyoruz, tutuyoruz. Tekrar yarım örüyoruz, tutuyoruz. Ve ucu birden topladık. Ortadaki zincir kısmından ilmek aldık. Tekli trabzan örduk. 2 zincir ve tekrar aynı boşluğun içerisinde bir tane daha tekli trabzan yaptık. Sıradaki tekrar 2 tane, burada görüyorsunuz trabzanları önden dolamalı. Yarım örüyoruz. Diğerini de yarım örtük ve 3'ü birden topladık. Arada hiç zincir çekmeksizin tığımız üzerine ip alıyoruz ve bu 3 tane sıradaki trabzanlarımızı şöyle beline dolayarak arkadan beline dolayarak trabzan örüyoruz. İkili trabzan. Bakın 1 ve 2. Burada da bakın aynı şekilde önce 2 ilmeği boşaltıyoruz. Sonra kalan 2 ilmeği boşaltarak trabzan yapıyoruz. Sıradakini aynı şekilde önden dolamalı 2 tane trabzanı yarım yarım örerek 3'ü birden topluyoruz ve tekli trabzan yapıyoruz. 2 zincir, tekrar tekli trabzan ve sıradakini de aynı şekilde yarım, tekrar yarım. Bunlara da aynı şekilde buradaki örüntüye takip ederek sıra sonuna kadar yapalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik. Ve bakın burada şu trabzana hiç şey yapmıyoruz, dokunmuyoruz. Şurada zincir yapmıştık. Onu en tepesinde batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Burada eğer ki iki renkli bir şey örüyorsunuz, battaniye vesaire, o zaman bu ikinci sırada ipinizi burada kesiyoruz. Yeni bir tane ip ekleyerek başka renk örebiliyorsunuz. Bu hafif belki görünüyor mu bilmiyorum. Zaten ebru bir ip, ikisi pastel renk olduğu için çok belli olmuyor ama burada normalde görünüyor, kamerada belki belli olmuyordur. Böyle ben şimdi size şunu iki renkli olanla göstereyim. Şöyle bakın, burada bunu yaptık biz. Bu ip farklı olduğu için böyle büyük gözüküyor ama bakın
Sonra burada bittiğinde şuradan ip kesip pembe bağladım ve pembeyle 2 sıra 2 sıra devam ediyor. 2 sıra 2 sıra 2 sıra. Her 2 sırada farklı renkler kullanarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de tek renk olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi burada sıra sonunda başka ip de bağlarsınız. Aynı şekilde burada bağlayacaksınız. Ayır ki tek iple öreceksiniz. Böyle devam edeceksiniz. İğne, zincir ve şurada bakın ortadaki boşluğun içerisinden ilmek alıyoruz. 1 2 2 trabzan örüyoruz. 2 zincir ve tekrar 2 trabzan. Sonra şu ortadaki 3 tane trabzan var. Şu aradakini bırakıyoruz. Bakın 1, 2, 2'sini bıraktık. Şuradaki ortadaki şunların çalışıyoruz. 1, 2 ve 3. Şöyle. Bakın tepelere batıyoruz bunların. 3 tane trabzan yapıyoruz. Arada hiç zincir çekmiyoruz. Şuradaki boşluğun içerisinden ilmek alıp orada 1 2 2 trabzan yapıyoruz. 2 zincir yine boşluğun içerisinde 2 trabzan. Yani burada aslında birinci sıramızı tekrar ediyoruz. Şuradaki trabzan kabartmalı. On taraftan ördüğü zaman kabartmalı trabzan yapıyoruz. Ama sıra başlarken birinci sırasında tekrar üstüne tepesine batıyoruz. Bunun püf noktamız da bu. Örneğimizin. Bakın şöyle. Devam ediyoruz bu sıramızda da böyle. Yine bunu üzerine batacağız. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bakın sıra sonuna da şu zincirli bir zincir yapmıştık. Zincir olan kısmına ilmek alıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar işimize döndürüyoruz. Birinci gözlekten ilmek alarak bir iğne, bir zincir ve şurada tekrar aynı şekilde birinci kolundan ondan kabartmalı yarım trabzan, diğer kolundan da yarım trabzan yaparak aynı şekilde ikinci buradaki ikinci sıraya tekrar ediyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın, önce düşünemedim. Koyu renk arkasına daha iyi olurdu. Ama örnek anlaşılmıştır inşallah. Bakın tekli trabzan yaptık. 2 zincir ve boşluğun içerisinde tekrar tekli trabzan oldu. Sıradaki, yani ikinci sıramızı burada tekrar ediyoruz. 2 tane trabzanı şöyle tığımız üzerine ip aldık. Ve şu 3 tane trabzanı bakın arkadan kabartmalı yapacağız tekrardan. Şöyle 1 2. Sıradakini de aynı şekilde 1 2. Bunda yani ikinci sırada tepeleri batmıyoruz. Böyle belini dolayarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Ortadaki 3 tane. Şurada sutaçtaki birinci kolunu alıyoruz, ondan kabartmalı yarım trabzan örüp tutuyoruz. Sonra tekrar diğer trabzanı da yarım örüp tutuyoruz. Birden topluyoruz ve ortada bir tane tekli trabzan, 2 zincir ve bir tane daha tekli trabzan yapıyoruz ve aynı şekilde örneğimizi devam ediyoruz. İkinci sırada yine aynı şekilde devam ediyoruz ve örneğimiz bitmiş oluyor. Bir sıra sonuna geldim arkadaşlar. Sıra sonuna bir kere daha göstereyim. Bakın hiç zincir çekmiyoruz. Buradaki şu bir zincir bir iğne vardı. Zincirli olan kısma ilmek alıyoruz ve bir tane trabzan örüyoruz. Eğer ip değiştirmek istiyorsak burada bunu bir zincir çekip kesiyoruz ve yeni ip bağlayarak devam ediyoruz. İstersen yürütülük de yapabilirsiniz.